mısın? 7 senedir bu sporu yapıyorum. 16 yaşında bu spora başladım. Kürek sporu çok fedakar gerektiren bir spor. Bir gün bile antrenmana gitmeseniz büyük bir şekilde geri dönüşleri size oluyor maalesef ki. İstiyor heyecan. O yüzden büyük bir özveriyle çalışıyorum. 2021 Tokyo'ya 3 saniyeyle kaçırmıştım ama 2024 olimpiyatlarına hak kazandım çok güzel bir şekilde. Dediğim gibi umarım en iyi şekilde ülkemi temsil ederim. Çok heyecanlı ve gururluyum. Çok gurur verici bir şey. Dediğim gibi ülkemizde Türk kadını bu şekilde bu yerleri temsil ediyor olmak ve tek başıma temsil ediyor olmak, özel kürek sporunda çok da böyle bilinmeyen bir branşı temsil ediyor olmak çok gurur verici bir şey. Daha öncesinde ilk dünya ve Avrupa şampiyonluklarını ülkeme kazandırdığım için, daha sonra olimpiyatta kazandırdığım için çok gururluyum. Umarım benim ardımdan gelen küçük sporcular da benden daha iyi yerlere gelirler. Çok güzel, çok duygu verici bir şey. İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya okutmak ve dinletmek gerçekten çok gurur verici ve güçlü bir his. Umarım dediğim gibi bunu tekrardan yaşatırım ülkeme. Spor iten de büyük ihtimalle benim suyu gerçekten çok sevmem ve bu kendimi sürekli zorlayabilmem. Kürek spor için gerçekten kendinize yarışınız bir spor. Aynı zamanda tabii ki rakipler var ama daha çok kendinize yarışınız bir spor. O yüzden kendimi sürekli bir yarış halinde olmak, rekabet halinde olmak bana çok gurur veriyor, çok mutluluk veriyor ve heyecan veriyor. O yüzden bu sporu çok seviyorum. Daha öncesinde 6 yıl bir voleybol kariyerim olmuştu. Ben daha öncesinde daha çok fazla spor yaptım. Bence onun altyapılarının meyvelerini bence yiyorum birazcık bu sporda. Tabii ki kürek sporu bambaşka bir branş ama tabii ki daha başka branşlarla uğraştığım için onun katkısını aldığımı düşünüyorum.